Evet değerli arkadaşlar, herhalde izliyorsunuz dünyada çok hızla, çok böyle tırnak içinde söylüyorum, acayip şeyler oluyor. Yani maalesef hala hep söylediğim o ulusal sözde Türk medyası hala 20. yüzyılda, yalancı yüzyılda yaşamaya devam ediyor. Ve gerçekten yani birçok siz de farkındasınız. Birçok mecradan bize ulaşan haberler ya o medyada çok ufacık yer alıyor ya hiç yer almıyor. O medya böyle kendi içinde bir başka dünyada yaşıyor sanki. O yüzden de zaten böyle bir tuhaf durum ortaya çıkıyor. Yani yıllardır aslında geniş olarak tutarsak 200 küsur yıldır, daraltırsak medya dünyası açısından bakarsak 60-70 yıldır dünya insanı her konuda kandırılıyor. Her konuda. Yani bunu hep söylüyoruz ama yani geçen de programda söyledim. Söylediklerimiz böyle sanki üst üste biriktirilmiyor. Yani o gün konuşuyoruz ve unutuluyor gibi. Üst üste konmayınca da yani bir konu bütünlüğüyle ele alınamamış oluyor. Anlaşılamamış oluyor dolayısıyla da. O yüzden şunu net olarak söyleyeyim. Bakın ben bir uzman psikolog ve eğitimci olarak yıllarca özellikle eğitim, öğretim, insan zihni, neyi nasıl öğreniyoruz, nasıl öğrenemiyoruz, bunların üzerine çalıştım. O yüzden çok net olarak söyleyebiliyorum ki halihazırda bütün dünyada geçerli öğretim sistemi aslında insanı düşündürmeyen ya da istendiği yönde sadece düşündüren, insana istenmeyen yönde soru sordurmayan ve insanı böyle araştırmacı, kendini geliştiren, kendinin farkına varan, kendini bilen varlıklar olmaktan uzağa doğru taşıyan bir sistem. Bunu da besleyen, üstte ve daha geniş, daha derin biçimde besleyen medyası elbette. Yani o kadar ki işte şimdi çok net söyleyebiliyoruz. Bugün Göbekli Tepe veya işte Bosna Piramidi veya Çin'deki beyaz piramitler bulunduğunda yani 29 bin, 30 bin seneler, 40 bin senelerden bahsediyoruz. Ama hala bütün tarih fakülteleri, bütün tarih unvanları, bugün ortalıkta ahkam kesen, millete cahil diyen adamlar, sözde alimler aslında yani 5-6 bin seneye sıkıştırılmış. Sanki biz 10 bin sene önce mağaradan çıkmışız gibi bir tarihin üzerine kurulmuş, değil mi? Ve bu adamlar ahkam kesiyorlar hala. Hala ahkam kesiyorlar. Şimdi ben özellikle belki bugün günü olmadığı için kitabımız basılmasına rağmen, ikinci, üçüncü, dördüncü baskısı, ikinci baskıyı bekletmiş olmamıza rağmen çok gündeme getirmiyorum ama burada bir örnek olarak vereceğim. Bütün bu tarihçiler, bakın ben bunu birebir biliyorum. Bütün bu tarihçiler Atatürk'ün Malatya Akçadağ doğumlu, işte o ailesi bizim kitabımızda yazan hikayeyi biliyorlar. Ama bir tanesinin hala bahsettiğine rastlayamıyorsunuz. Değil mi? Dolayısıyla kim cahil acaba? Değil mi? İlim bir zerreydi, cahiller onu çoğalttılar diyor Hazreti Ali. İşte cahiller kimler? Sözde alimler aslında bunu yaptılar. İşte bugünkü o bilim anlayışı dediğimiz anlayışa kadar meseleyi getirdiler. Bunları niye söyledim? Bakın sadece tarihi bilmekle ilgili değil mesele. Tarih, eğitim, tıp, ne bileyim fizik, kimya birçok konuyla ilgili bilgileri insanlara yanlış aktarırsanız dolayısıyla insana, alemlere dair bilgileri yanlış aktarırsanız, onlar üzerinden insanlara davranışlar, tavırlar anlamında da yanlış olanları doğruymuş gibi yutturursunuz. Bunu şimdi detayına girmeyeceğim. Bununla ilgili ben İdiokrasiden İnsanokrasiye diye bir kitap hazırlığında olduğumu söylemiştim. Gerçekten de idiokratik bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bunu niye söylüyorum? İnsanın kendi özelliklerinden geriye düşürüldüğü ve insanın kendini bilmediği, kendinin yeterliliğinin farkında olmadığı, özgüveninin yerlere düştüğü, ondan sonra bir süreci yaşadık ve bugüne geldik. Ve bunun için de özellikle pragmatik olmayı unuttuk. Yani işimize yarayan yönden bakmak, bir şeyleri işe yarıyorsa yapmak, işe yarayana vakit ayırmak gibi. İşte geçen gün mesela burada tartıştığımız, daha doğrusu tartışamadığımız bir konuydu. Özellikle o konuda böyle üstüne gitmiştim konunun. Bütün Türkiye'de şu konuşuldu işte. Cumhurbaşkanının 300 tane koruması, işte hani gitti sarayına 300 tane korumasıyla falan gibi. Bakın
Yani benim bir burada reyting alayım, çok kişi beni izlesin diye bir derdim yok. Zaman zaman da söylüyorum, diyorum ki yani uzaktan buradan insanların beni sevmesi çok tuhaf bir şey. Ben insanlara vesile olmak için burada. Beni sevsinler de işte ben reyting alayım, ben pohpohlanayım, ben bunun üzerinden para kazanayım falan gibi bir meselem yok. Eğer öyle değilse dolayısıyla işte demin söylediğimiz konular insanları oyalamaktan başka bir şey değildir. Çok net. Ben de bunu yapmak istemiyorum. Ama burada bu örneği paylaşalım ki konuşulan konulara bir bakalım. Yani birileri medyada veya ortalıkta bir şeyleri konuşuyor. Sözde böyle entelektüel adamlar, sözde işte ülkenin aydınları, sözde ülkenin önderleri vesaire. Yani bir ortama girdiğimizde de görüyorum böyle acayip işte baktığınız zaman konuşurken hakikaten bir iş yapıyor zannedersiniz ama şunu düşünün lütfen, yani bu konuştuğumuzu konuşmak ne işimize yarıyor? Senin mi işine yarıyor? Benim mi yarıyor? Milletin mi yarıyor? Memleketin mi yarıyor? İnsanlığın mı yarıyor? Yoksa yaramıyor mu? O zaman niye konuşuyoruz? Değil mi? Yani böyle acayip ve bir de ilintisiz şeyler. Hani ben Atatürk'le ilgili de yazarken aynı şeyleri söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Türk Devleti bir muz cumhuriyeti değil. İnsanlar tek bir insan karar versin, devrim yapsın, plan yapsın, ülkeyi oradan oraya götürsün, buradan buraya çeksin. Böyle bir şey yok devletinde. Ama bilinçli olarak sanki böyleymiş gibi. Yani kararı o günkü lider veriyormuş, o planlıyormuş, o işte bir takım sevgi idareyi yapıyormuş gibi bir lansmanla insanlar olmayan bir şeyin üzerinden tartıştırılıyorlar. O yüzden bana şu çok geliyor. Sen yani artık tabii herhalde biraz aklı olan, biraz beni izleyen AK Parti'yi savunuyorsun demez de en azından Cumhurbaşkanı'nı savunuyorsun. Tabii savunacağım. Yani aslında savunmuyorum. Şunu yapıyorum. Diyorum ki bir karar alınıyorsa bunu Cumhurbaşkanı değil, o devletin konuyla ilgili organları, sivil toplum o konuyla ilgili, bürokratlar, teknokratlar bir çalışma yapıyorlar, bir karar alıyorlar, bir şey yapıyorlar. Şimdi bunlardan bazılarını ben bilebilirim, bazı konuları, ama bazı konuları hiç bilmem. Dolayısıyla da bilmediğim şeyi anlamaya çalışmaktır doğru olan, eleştirmek değil. Ama bugün bakıyorum Türkiye'de herkes, yani profesörü, paşası, gazetecisi, efendim camcısı, bakkalı, manavı, herkes her konuyu, yani savunma sanayiyle ilgili bir şey açıklanıyor, herkes onu tartışıyor. Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunu yapmayınca da insanlar sen savunuyor musun diyorlar. Bakın bir örnek anlatacağım size. Yıllar önce, yani herhalde bir 10 yıl oldu. Adana'da bir kız yurdu yanmıştı. Bir kardeşimiz de o arada benimle yazışıyor. İşte ben de ona bir taraftan Cumhurbaşkanı, bir taraftan Atatürk'ü anlatıyorum. Böyle tam anlıyor falan. O gün bana, peki hocam dedi, bu şey yandı dedi. Ne diyorsunuz bu konuda? Dedim ki bir araştırayım konuyu da bakayım neymiş yani. Ya hocam dedi, siz dedi hep bu hükümeti koruyorsunuz. Nasıl dedim, anlamadım. Yani dedi bak orada bir yer yanıyor, sen onunla ilgili yorum yapmıyorsun. Dedim daha yarım saat olmuş yanalı. Yanmaya başlayalı. Ben konuyla ilgili bilgi sahibi değilim ki nasıl yorum yapayım. Ve o genç bana böyle kızdı, küstü falan. İşte bunu her gün her konuda yaşıyoruz neredeyse. Çok ilginç bir şey. Bir böyle frene basıp yahu ben bu konuyu nereden biliyorum demiyoruz. Daha önce yine anlatmıştım. NATO toplantısının bittiği akşamdan itibaren 3 gün boyunca ben birkaç tane insanla, devlet adamı, bilim adamı bu konuyu tartıştık. İşte ne oldu, o mu verildi, bu mu verildi, bu mu gitti, bu mu geldi, ne olmuş olabilir ondan sonra. Fakat toplantı bittikten yarım saat sonra bütün sosyal medyada bütün arkadaşlar hüküm vererek, yargıya vararak, yani benim söylediğim doğru, bu böyle olmalıydı ya da böyle olmamalıydı şeklinde birbirleriyle kavga ediyorlar. Yahu arkadaşlar, hiç mi demiyorsunuz kendinize, yani biz orada mıydık? Onun arka planında ne bileyim o diplomatların yanında mıydık? Burada belki haftalarca diplomatlar bir takım hazırlıklar yaptı, bir takım şeyleri aradı, buldu, sorguladı. Ondan sonra bir takım hesaplar yaptı. Karşı taraf yaptı hesaplar, oraya gidildi, müzakereler yapıldı. O alındı, bu verildi, sonra ondan vazgeçildi, öbürü verildi. Yani bakın bir sürü bir hikaye oluyor. Bunu ben anlatmak durumundayım. Burada durmak durumundayım. Ben... Dedik ya hep hakiki, hep samimi. Dolayısıyla da bildiğimizden geri dönecek halimiz yok. Birileri öğrenecek, yanıma da gelecek. Biz doğrusunu, hakikatini anlatıyoruz. Hem de temelde, yani sadece siyaset anlamında değil, ilim anlamında, bilim anlamında, düşünme anlamında, tavır, davranışlar anlamında, insanlık anlamında, İslam anlamında, Türklük anlamında, bambaşka yerlerde bambaşka şeyleri tartışıyoruz. Birbirimizle kavga ediyoruz. Çoğunda bilgi sahibi değilken bunu yapıyoruz. Bir diğer yandan çoğunda da yine bu yaptığımız şey
Hiçbirimizin işine yaramıyorken bunu yapıyoruz. O yüzden buna değinmek istedim. Tabii yine konusu geçmişti, o gün konuşamamıştık. Bu Avrupa sevicilik meselesi. O gün tabii sevgili Emrah değil. Onu ben çok geniş manayla söyledim. Hatta kendimi de katarak söyledim ama tam konuşamadık konuyu. Öyle bir hale getirdiler ki bakın, bu İslamofobi, onun öncesi oryantalizm dediğimiz şey. Yani sözde doğuculuk ama aslında doğuyu küçümsemecilik diyebiliriz böyle çok basit tabirle. O kadar yerleşmiş ki artık. Yani insanlar tabii medyada durumu gerçek haliyle vermeyince insanlar yani böyle Avrupa'yı uçmuş gitmiş, acayip medeni, çok gelişmiş, bizden çok ötede falan bir varlık gibi algılıyor. Ya öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Avrupa 1960 ile 90 arası hariç bin yıllarca savaşmış bir kıta. Kendi içinde sürekli savaşmış bir kıta. 1500-1600'e kadar barbarlığın ötesine geçememiş bir kıta. Şehir şehir birbiriyle savaşmış bir kıta. Bu kıta son 400 yıldan başlayarak son 200 yıl dünyanın hakimi olmuş, sömürgecilik, kurduğu bankacılık sistemi, onun üzerine koyduğu dolar diye karşılıksız bir para üzerinden bir hegemonya kurmuş. Afrika'nın, Asya'nın kaynaklarını çalmış, çalmış. Bakın şimdi çalmış dediğimizde bu batıcı, çok ilginç, Atatürk'ün burada sözünü de söyleyelim, batıcılık ahmaklıktır diyor. Aynen katılıyorum, birebir katılıyorum. Arkadaşlara bunu dediğimizde diyorlar ki çaldırmasaymışım. Bakın çok acayip bir şey. Şimdi biliyorsunuz en çok kendimizi eleştirenlerden biriyim. Bunu biz eleştiririz. Bu ayrı. Ama bir hırsızlık söz konusu olduğunda ev sahibini suçlarız yani. Hırsızı suçlamayız. Öyle mi? Ama çok acayip. Bu şeye benziyor. İşte İsveç'te intihar çok. İsveç'te efendim tecavüz çok. Taciz çok. Orada iklim kötü ondan. Kış var veya gündüz var, gece var 24 saat falan ondan oluyor. Bir açıklama yapıyorlar ya, aynen ona benziyor bu durum. Tabii ki ben bu katara katılmayacağım yani. Ben doğru olanı, hakikati ve milletin işine yarayanı anlatmaya devam edeceğim. Bazen dikkat ediyorum, konuyu böyle biraz milletin gerçekten işine yarayan, davranışlarımız, tavırlarımıza vereceğimiz yön, ayar konusuna getiriyorum. İzlenmeler azalıyor falan. Diyorlar ya hocam şunlardan değil de bunlardan bahset. Ya arkadaşlar ben buraya izlenmem çok olsun da ben buradan para kazanayım diye girmedim ki. Öyle olsaydı ne zamanlar girerdim? Öyle olsaydı şu sistemin üzerinden ne taklalar atarım. Ama yani ben başka işe yarar, milletin, insanlığın işine yarayacak işlerle uğraştığımdan bunu da işte geliyorum, burada yapıyorum. Ne kadar oluyorsa o kadar. Dolayısıyla her açıdan baktığımızda hakikati anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bugün neler oluyor? Bakın dünyada, Polonya'da çiftçiler ayaklanıyor. Bakın çok ilginç. Hemen öncesine gidelim. Fransa'da biliyorsunuz Afrikalı Müslümanlar bir ayaklanma yapmışlardı. Onun öncesi Wagner'di. Wagner bu işi başlattığında, bilmiyorum haberlerde dikkat etmiş miydiniz? Beyaz Usta Devlet Başkanı Türkiye'ye gelmişti. Daha başladığında. Sonra bitirdi. Bitirdikten sonra dedik ki biz Wagner'in başındaki zat da Türkiye'ye geldi. Sonra Türkiye'den ne oldu? Wagner'in Beyaz Rusya'ya gitmesi kararı alındı Rusya tarafından. Bakın müthiş bir aslında senaryo. Hep söylüyoruz ya, Rusya ve Türkiye danışıklı hareket ediyor. Çok net olarak söylüyorum. Bugün işte böyle bir hafif yine bir küsme durumları kesinlikle de bence danışıklı. Hep özellikle büyük olayların öncesi de böyle oluyor. Böyle bir tavır ortaya konuyor. İşte İsveç meselesi de böyle, Ukrayna meselesi de böyle. Şu anda mesela yine medya anlatmıyor bunları. Rusya Ukrayna'yı aslında tamamen dağıtmış, darmadağın etmiş durumda. Yani orada böyle bir süren savaşın ötesinde işte arada Ukrayna atıyor falan. Ukrayna hala direniyor, direniyor. Geçelim o hikayeleri, masalları. Öbür taraftan İsveç dedik. İsveç'le ilgili hatırlıyorsanız şunları söylemiştim sırasıyla. Çok yıllar önce 2016'dan başlayarak NATO'dan bizim daha çok alacaklarımız var. Biz NATO'dan niye çıkalım? Önce söke söke alacağız, sonra bakarız demiştim. Nitekim bu son İsveç-Finlandiya sürecinde biz bayağı bir alacak aldık oradan. Bayağı bir şeyler aldık oradan. Sonra Finlandiya'ya bir izin verdi. Finlandiya hemen açıklama yaptı. Türkiye'nin stratejik ortağıyız biz dedi. Bakın stratejik ortak. Geleceğe yönelik, uzun vadeli ortak demek. Bu önemli. Bu stratejik ortak kelimesinin kimler arasında kullanıldığına bir dikkat edin, bir araştırın. Ve Finlandiya'nın kökünü de araştırın. Tabii ve İsveç'in kökünü de araştırın. Ve bizim 4000 yıllık bir dönümü yaşıyoruz sözlerimizi de üzerine koyun. Bu tarafta da Japonya, Kore'yi aynı torbaya ekleyin, üzerine koyun ve öyle düşünün lütfen. Diğer yandan da Rusya-Türkiye ilişkileri açısından da hep şöyle düşünün. Dedim ki ben,
Şimdi biz İsveç'i istediklerimizi alana kadar bekleteceğiz. Sonra izin verebiliriz. İşte o izin süreci de kademelidir. Orada evet dedik. Burada gelir bekler mecliste. Ondan sonra bir gün belki mecliste de onaylanır ama mecliste onaylandığı an İsveç NATO'ya dahil olduğu an veya dahil olacak gibi olduğu an Rusya İsveç'in öbür tarafından çıkar. Doğru mu? Bırakır mı bunu? Bırakmaz. O zaman bu Rusya ile Türkiye'nin danışıklı olduğunu göstermiyor mu? Yani o Wagner'den o yüzden başladım. Wagner bir hareket başlatıyor. Beyaz Rusya Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor. Wagner'in hareketi bitiyor. Rusya bir takım kararlar alıyor. Wagner'in lideri de Türkiye'ye geliyor. Sonra ikisi birden Beyaz Rusya'ya gidiyor ve Wagner'in Beyaz Rusya'ya gitmesi kararlı alınıyor. Sonra Wagner Polonya sınırına 10 kilometre kala bir yerde kamp yapmaya başlıyor. Sonra Polonya'da çiftçilere yaklanıyor. Allah Allah. İsveç meselesi üstüne ekleyin. İkinci cephe. Ukrayna üçüncü cephe. Bakın 3 cephe açılıyor NATO'ya. Hep de dedim Türk devleti geniş tutarsak Türklerle NATO savaşıyor. Dünyanın her yerinden de NATO unsurları temizlenmeye çalışılıyor. Aynı şeyi bu tarafa gelelim. İşte Azerbaycan, Ermenistan, İran, Gürcistan tarafında da söyledik. Orada da aynı işler oluyor dedik. Aynı şeyi Kazakistan için söyledik. Aynı şeyi Afrika'da birçok ülke için söyledik. Ama bugün bakın bana arkadaşlarım gönderiyorlar. Bazıları şaşkınlıkla, bazıları sorarak, bazıları hala anlamamış biçimde sorarak. Hala Amerika Sovyetler Birliği zamanı yani 80'lerdeymişiz gibi yorum yapıyor televizyonlarda insanlar. İşte Amerika şöyle bir rota çiziyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama sorular soruyorsunuz, cevap yok. Tabii olmaz yani. Amerika ne yapıyor? Afganistan'dan çekildi, Pakistan'dan çekildi, Türk devletlerinden çekildi, Sudan'dan çekildi, çekilemedi henüz, özür dilerim, Somali'den çekildi. Ondan sonra burada Amerika, Fransa, Almanya beraber düşünelim. Nijerya'dan, diğer Mali'den, Uganda'dan 14 ülkeden çekildi. Her yerden çekiliyor. Ukrayna ile ilgili arkanda duracağız diyor. Sonra diyor ki biz savaşacağız demedik. Biz yaptırım yapacağız dedik. Dönüyor arkasını gidiyor. YPG, PYD'ye sözler veriyor. İşte para, asker, 2500 asker falan diyor. Ben hasta orada diyorum ki YPG'liler kanmayın bunlara bak belli bunların ne yapacağı. Bunlar kaçacak. Biz Suriye'de bak herkes hemen unutuyor. Üst üste toplamıyoruz dediğim o. Üst üste toplasak aynı yere varacağız zaten. Biz Suriye'de Amerikan bayrağı çekili, Amerikan üslerini vurmadık mı? Vurduk. Amerika aynı akşam ne dedi, ne açıklama yaptı? Yani o YPG'ye destek veren, PYD'ye sözde asker göndereceğim, yok yardım göndereceğim bilmem ne diyen Amerika, Türkiye'nin kendi güvenliği için bunu yapma hakkı vardır dedi. Değil mi? Aynısı Ukrayna'da oldu. Her yerde böyle oluyor yani. Ama hala birileri Amerika üzerinden film senaryosu yazmaya çalışıyor. Amerika kendi içinde ne yapacağını şaşırmış durumda. İşte bir başkan, hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. İki tane başkan vesaire, neyse. Yani Amerika'da bakın o günki programdan sonra Amerika'da yaşayan bir dostum bana bilgi verdi. Diyor ki burada 1600 dolar şey, nedir onun adı? Asgari ücret. Şimdi Türk parasıyla hesaplayınca ne oluyor 1600 dolar? 50 bin liraya yakın para oluyor değil mi? Oo, acayip para. Peki bir oda bir salon ev 3000 dolar. Hadi bakalım. Almanya, bakın bunlar benim değil, Alman Merkez Bankası, Alman ekonomik kurumlarının bilgileri. Her gün 40 ile 50 arası şirket batıyor Almanya'da. Bir hafta ya da iki haftada bir büyük o dev Alman firmalarından bir tanesi iflas veriyor. Şimdi bir ara böyle bir gündeme gelir gibi, medyanın gündemine girer gibi oldu ama sonra çıktı gündemden tekrar, yok oldu. İsveç, resesyona girdi geçen çeyrek. İngiltere Merkez Bankası aynen şöyle bir açıklama yaptı. Bunu 6 ay önce yaptı. 2 yıl içerisinde sürüne sürüne batıyoruz. Şimdi ama burada insanlar hala o Avrupa'nın kuyruğu dikmiş gibi, o Avrupa bir şeylere müdahale edebilirmiş gibi konuşuyor. Bakın şimdi Türkiye şunları nasıl yapıyor? Yani o eski Avrupa olsaydı, mesela Libya. Bakın gündemde bilmiyorum takip ediyor musunuz? Hafter ekibi de, tarafı da hatırlarsanız demiştim ki bundan aylar önce hani bu Macaristan'la ilgili TANAP meselesini Cumhurbaşkanı söylediği zaman Bulgaristan'la da o imzalandığı zaman demiştim ki Avrupa'nın enerji güvenliğini Türkiye sağlayacak bir taraftan Bulgaristan üzerinden bir taraftan da Libya'dan bunu sağlayacak. Libya'da iki tarafın lideri de Ankara'ya geldi demiştim. Bakın geçenlerde karşı taraf da Türk Büyükelçisi'yle görüştü. Denizdeki gemiler, limanlar vesaire hakkında bilgiler aldı. Ve
Amerika oradan da tamamen, onların arkasından da tamamen çekildi artık. Bakın bunlar normal şartlarda gerçekleşir miydi? İşte Fransa'nın sömürgelerinden bahsettik. Ne olduğundan. Hatta detayına girdik. Yani finansal olarak dedik ki Rothschild'ler gitti. O bankayı satın aldı. Hatta Fransa'da olaylar olduğu sırada millet sözde milletimi, devletimi, memleketimi kurtarıyorum zannederken memleketinin onlara göre en önemli gelir kaynağını kaybetti. O paraya basıp 14 Afrika ülkesinin parasını onlara satan, yılda 500 milyar dolar Fransa'ya getiren banka gitti. Ve biz bunu yıllardır Afrika'da sermaye olarak Rothschild'lerin siyasi ve bürokratik olarak da Türk devletinin girdiğini bu ülkelere söylüyorduk. Zaten hep anlatıyorduk. Nitekim Fransa buraya gemisiyle geldiğinde Mali'de bir darbe oldu, hatırlıyorsunuz. Geçenlerde o Mali'de ne oldu? Fransızca anayasadan çıkartıldı. Çıkartıldığının açıklamasını yaparken orada bir zat bu açıklamayı yapıyor. Masanın üstünde bir İHA var. Açıklamayı yaparken orada bir İHA var. Değil mi? İşte Kongo yine kafa tutuyor Fransa'ya. Yani artık bugün, dün mesela Burkina Faso bir açıklama yapmış. Artık hepimizin baş kaldırıp buna, bu sömürgecilere karşılık vermemiz gerekli diye. Yani Afrikalı bir yerden güç alıyor. Nijer'de bir darbe oldu yine bu hafta. Arkasında Rusya var deniyor. Ve ilginç olan şey şu. Fransız veya başka ülkelerin uçakları indirilmiyor, geri gönderiliyor. Bir tek Türkiye'den giden uçaklar indiriliyor Nijer'e. Mesela böyle bir bilgi. Yani bunlar bizim o muhteşem hayallerimizin gerçekleri aslında arkadaşlar. İşte o yüzden biraz şunu söylemek istiyorum. Lütfen sizler, ki biliyorum beni izleyen okurlarım, izleyicilerim çok daha vizyonu geniş, ufku açık insanlarsınız. Lütfen buradan bakmaya devam edin ve yılmadan o çevrenin baskısına, çevrenin yalancı yüzyılda ezilmiş halinin baskısına dik durarak karşılık verin arkadaşlar.